Hocam, Cem Hocam, Yıldıray Hocam müthiş özetlediniz, aktardınız ve hani konuşmaya devam edin, daha da çok anlatın modundaydım ama durduğunuz için alıyorum sözü. Buradan ben aslında insanın o Tanrı insanı oynamasıyla beraber adeta ölmeyi bir kusur, hata, yanlış gibi algıladığı haline dönmek istiyorum. Yani ölmek yaşamın mutlak gerçeği olduğu halde biz teknolojik gelişmelerle, yapay organ naklinin de mümkün olduğu bir çağa gelmekle, sanal bir takım imkanların da kullanılmasıyla mutlaka her şeyin çaresini bulabileceğimizi düşünüyoruz. Sorun varsa çözüm vardır ve o çözümler de elbette sorun varsa çözüm vardır ama bizim beklentimize uygun çözümlerin oldurulması şeklinde sunuluyor. Böyle olunca da biz bir tür ölümsüz insan gibi yaşamaya geçtik adeta. Ne dersiniz? Ölümsüzlüğün kadim metinlerde, daha önce çalışmalarda bambaşka anlamları olduğunu da biliyorum. Cem Hocam, isterseniz o Evet. alanlara girmek isterseniz Evet. buyurun. Yıldıray Girmek Hocam, siz de istedim. kendi arzu ettiğiniz kapsamda bu soruya nasıl yanıt verebilirsiniz? Buyurun. Arzu ederim tabii ki buna yanıt vermeyi İlhan'dan. Çok teşekkür ederim. Ancak ilk olarak biraz Yıldıray hocamın az önce çok güzel gerçekten anlattığı bilgilere bir iki ek yapmak isterim. Konuşmamın başında da demiştim belki bir iki bir şey ekleyebilirim Yıldır Hocam müsaade ederseniz diye. Şimdi onlara bir iki ek Estağfurullah. yapmak isterim. Belki biraz genişletir konuyu. Çünkü gerçekten bir önceki soru çok şey bir soru, çok derin bir soru. Üzerinde çok konuşulabilecek bir soru. Özellikle bu elektromanyetik kirlilik, bütün bu dalgaların yarattığı kirlilik, insan bedenindeki kirlilik gerçekten çok çok etkileyici. Çünkü şeyde Hong Kong'da bu işte Amerikan, özür dilerim, İngiliz yönetiminde mi yoksa Çin yönetiminde mi kalacak diye bildiğiniz gibi bir oylama yapılmıştı. 1998 miydi? Tam şimdi hatırlamıyorum. O yıllarda bir zaman. Ve bundan önce de böyle bir oylamanın yapılacağı belliydi. Burada çok büyük Feng Shui ustalarından bir tanesi. Yani mekandaki enerjinin hareketini dizayn eden, kontrol eden ustalardan bir tanesi, gerçekten çok büyük bir isim. Ona da Çin hükümeti, Çin Bankası'nın, Bank of China, adını şimdi unuttum, kısaltmasını görürsünüz zaten Hong Kong'a gittiğiniz zaman, koskocaman böyle bir binadır. Tam da bir zamanlar İngiliz yönetim binasının bulunduğu yerin hemen önüne yapmışlardır ve onu böyle bir jilet gibi tasarlamıştır, bir keski gibi tasarlamıştır. Tamamen o şeyi ortadan kaldırmak için yapmıştır bunu. Hong Kong yönetimini, özür dilerim, İngiliz yönetimini zorlamak için yapmıştır. Ondandır değildir tartışma götürebilir tabii ki, ama bunun sonucunda da işte İngilizler bildiğiniz gibi bu oylamayı kaybettiler. Hong Kong Çin yönetimine geçti. Doğrusunu yanlışını gene tartışmıyorum. Ancak öte taraftan pek çok yereler, özellikle de mesela Feng Shui çalışması. Şu an hatalı telaffuz ediyorum ama böyle telaffuz edildiği için böyle telaffuz ediyorum. Feng Shui pratikleri günümüzde işte şuraya iki tane akvaryum koyayım, buraya üç tane ayna koyayım şeklinde düzenlenmiştir. Ancak nasıl ki insan bedeninde enerjinin tıkandığı, durgunlaştığı yer akupunktur ya da buna benzer tedavilerle yapılan bir uyarılmayla bu tıkanıklık ortadan kaldırılıyorsa, Feng Shui'nin de aslında yaptığı mekandaki tıkanıklığın çok benzer bir şekilde açılmasıdır. Ve mekanı okumayı öğrenirsiniz aynı zamanda. Yani burada baktığınız zaman enerji tıpkı suyun dalgalanması gibi, suyun yayılımı gibi o coğrafyada ya da o bulunan alanda hareket eder ve bu harekette doğrudan doğruya Çin'in kalitesini, niteliğini belli eder. Çok çok önemlidir gerçekten. Feng Shui hakkında daha uzun konuşmayacağım ama çok çok önemlidir. Yani bulunulan mekandaki bu çi akışın çünkü pek çok şey ortadan kaldırır. Tartışmalı bilim alanlarından bir tanesi olan davranışsal hareket bilim, Türkçe'ye tercüme edildiği haliyle behavioral kinezyoloji mesela, kinezyolojinin bir alanı. Özellikle işte yaşamsal enerjinin ağırlıklı olarak onların bakış açısına göre timüs bezi
tarafından doğrudan doğruya etkilendiğini ya da Timüs bezinin çevredeki atmosferdeki yaşamsal enerjiden doğrudan doğruya etkilendiğini gözlemler. Onu da deltoid kaslarına, kol kaslarına bağlı olduğunu söyler. Yani bulunduğunuz ortamda enerji size zararlıysa deltoid kaslarınızın gücü zayıflar. Ancak zararlı değilse deltoid kaslarının gücü artar. Çok basit bir deney olarak ağzınıza bir miktar bal alın, saf bal, kolunuzu kaldırın, içsinler. Kolunuzun direnci güçlüdür. Ama ağzınıza rafine edilmiş şeker alın, kolunuzu tekrar test edin, kolunuzun gücü birdenbire zayıflar. Buna benzer şekilde dışarıdaki faktörlerin yaşamsal enerji üzerindeki etkilerini test eder. Ve bu test tıpkı Feng Shui'de olduğu gibi örneğin yüksek gerilim hatları ve buna benzer alanlarda yaşamsal enerjinin büyük bir hızla düştüğünü ve beraberinde de bir sürü sağlık problemi çıkarttığını gösterir. Şimdi bu en azından bu tür çalışma alanlarında çok bilinen bir şeydir. Bazıları onlarca yıldır, bazıları ise binlerce yıldır kullanılan sistemlerdir bunlar. Ancak bugün çok hoyratçasına ve yaşamı gerçekten tamamen mekanik bir alan zannedildiği için, olguların birbirleriyle iç içe geçen yapıları göz ardı edilerek, bütünde bir şeyi değiştirdiğimiz zaman bütünün değiştiği hiçbir şekilde algılanmadan maalesef çok fazla müdahalelerde bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de manyetik alanlar ya da bu tür işte elektromanyetik kirlilik diyebileceğimiz şey. Bu bahsettiğim Çinli ustanın, bu Feng Shui dizaynı yapan Hong Kong'daki Çinli ustanın kendi ustası çok büyük bir ustaydı. Yaşamsal enerji konusunda çok 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 ileri seviyedeydi. Zamanında dağlarda çalışırken ki bu bahsettiğimiz zaman 1900 belki 20'ler belki 30'lar böyle zamanlar belki 40'lar emin değilim. Dağlarda işte enerji çalışmalarını yaparken orada çekilmiş inzivasını yaparken belki de 50 yıldır orada bu çalışmayı yapıyor. En nihayetinde bir gün gökyüzünde uçan bir uçak görüyor ve o gün çalışmayı bırakıyor. Diyor ki artık üzerimizden bizim bu garip nesneler uçuyor ve bunlar hava kalitesini bozuyor. Şimdi bakın bu kadar basit bir şey ki o zamanlardaki uçakların ne kadar basit olduklarını düşünebiliyor musunuz? Pır pır uçaklar yani. Ve bunların hava kalitesini bozduklarından bahsediyor. Çi kalitesini bozduklarından bahsediyor. Şimdi onu bugünün dünyasıyla kıyasladığımız zaman yani jet motorlu uçaklar uçuyor. Onun haricinde de sürekli olarak zaten bu elektromanyetik dalgalara maruz kalıyoruz. Maalesef çok kolay değil. Onun için gerçekten bu çok ciddi, çok katılıyorum gerçekten Yıldıray hocama, çok çok önemli bir şey. Bizler bildiğin gibi Qigong çalışırken bile, Qigong özellikle Neigong dediğimiz yaşamsal enerjiyi arttırdığımız tekniklere odaklandığımızda bedenimizde metal bir şey bulundurmamaya çalışırız ya da işte yakınlarda bir cep telefonu gibi, Wi-Fi gibi bir takım kaynakların olmamasını isteriz, bunları kapatırız. Hatta mümkünse işte çam ağacı benzeri bir ağacın altında olmayı tercih ederiz o yaşamsal enerjiden faydalanabilmek için. Bu tür şeylerle bu yaşamsal enerjiyi arttırırız. Zaman zaman da ormanlara gideriz, dağlara gideriz. Oralarda bir hafta 10 gün kalırız ve burada bu depolarımızı doldururuz, döneriz ve işte o depolar bizi götürdüğü kadar götürür. Onun için çok çok önemli gerçekten. Bu çok önemli ama maalesef bugün çok göz ardı edilen şeylerden bir tanesi. Ben kendi adıma daha az teknoloji kullanmaya razıyım bütün dünya eğer kullanılacaksa. Hatta daktilolara geri dönmek benim için herhangi bir sorun değil. Yani normal hat çevirdiğimiz telefonlara ve daktilolara dönmek benim açımdan çok büyük bir problem değil. Ama şüphesiz ki bilim kendi teknoloji diyeyim, bilim demeyeyim, kendi ilerlemesinde tabii ki artık o bizim kontrolümüzde değil. Beslenme söz konusu olduğu zaman da işte beslenme aynı zamanda bütün bu hem elektromanyetik dalgalardan hem hava kirliliğinden çok güçlü bir şekilde etkileniyor. Bildiğiniz gibi işte arı ölümleri mesela çok artmıştı son 15-20 yıl içerisinde. Ya bu neden kaynaklanıyor, neden kaynaklanıyor diye baktıkları zaman sebeplerinden bir tanesinin belki de tek sebebinin bu elektromanyetik dalgalar, işte bütün cep telefonlarından vesaireden yayılan bütün bu dalgalar olabileceği söylendi ki olabilir. Karaya vuran balinaların yine buna benzer sebeplerden dolayı bu karaya vurma ihtimallerinden bahsedildi. Bütün bunlar canlılar üzerinde gerçekten özellikle bu tür hassas canlılar üzerinde gerçekten çok ciddi etkileri var. Biz sadece bu etkilerin çok farkında değiliz. Çünkü işte benim hep verdiğim bir örnek vardır hocam. Derim ki ya bir ormana girdiniz yürüyorsunuz biraz sonra karşınıza böyle şişman bir vaşak çıkıyor mesela ya da ne bileyim işte geyik çıkıyor. Biraz ilerliyorsunuz böyle halsiz bir şekilde orada duran bir domuz çıkıyor. İşte biraz daha ileri gidiyorsunuz size bakıp böyle başını çeviren ilgisiz davranan bir ayı çıkıyor. Ya da bir tane kuş çıkıyor uçmak
şey yapma, uçmaktan bezmiş falan, orada öyle duruyor. Ormanın içerisinde giderken dersiniz ki bu ormanda uğursuz bir şey var. Acaba bir maden mi var? Radyoaktif madde mi var? Bir hastalık mı var? Yani hayvanları bu şekilde hasta gördüğünüzde, şişman gördüğünüzde, rahatsız gördüğünüzde endişelenirsiniz bir problem var diye. Ancak herhangi bir şehirde sokağa çıktığınızda günümüzde bu insanları sürekli görüyorsunuz. Hayvanlar için anormal kabul ettiğimiz durum, sağlıksız kabul ettiğimiz durum insanlarda olağan kabul ediliyor. O açıdan baktığımızda insanların halsiz olması, bitkin olması, şişman olması, bu açıdan baktığımızda aslında bunlar da doğal şeyler değil. İnsan doğasına uygun şeyler değil. İnsanların suçu değil bu. Bu arada hani bir suçluk için söylemiyorum bunu ama bunlar da tıpkı bizim hayvanlarda gördüğümüz durumlar gibi aslına bakarsanız anormal durumlar. Ancak bize bunlarla ilgili doğru bilgiler verilmediği için biz maalesef gerçek anlamda sağlıklı olmanın doğal olduğunu unutuyoruz. Sanki bunun geliştirilmesi gereken bir şey olduğunu zannediyoruz. Oysa doğamız zaten bizim bu. Yani kendi halimize bırakıldığında doğamızın bu olması gerekiyor. Avcı toplayıcı bir insanın tabii ki işte dişi çürüse hayatta kalamaz. Ama öte taraftan baktığınız zaman zekasının bizden daha iyi olduğunu biliyoruz bugün. Çünkü çok daha fazla çeşitliliğe sahip. IQ'sunun daha yüksek olma ihtimalinden bahsediliyor. Ve harekete bağlı olarak daha sağlıklı olduğu, işte bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskinin daha az olduğundan bahsediliyor. Onun için de bugün hareketsiz yaşam tarzı, elektromanyetik dalgalar ve hatalı beslenme bir araya geldiği zaman, tabii bunun haricinde sizin bahsettiğiniz gibi insan zihninin özellikle açgözlülükte geleceğe aşırı odaklanması ya da hareketsiz bir yaşama girmesi, depresyon ve endişe dediğimiz korkunç bir denklemi de beraberinde getiriyor. Tabii bizi çok tüketiyor. Bunlar tüketici. O yüzden de bugün tüketici hastalıklar diyebileceğimiz hastalıkları çok görüyoruz. Kanser gibi, Alzheimer gibi, yani insanın yaşam enerjisini tüketen, bedenini tüketen bu tür hastalıkları çok görüyoruz. Doğrudur, bunların genetik sebepleri de vardır illaki ama çok fazla doğum sonrası genetik olmayan etkilerden de bunların çok agreve edildiklerini, arttırıldıklarını düşünme eğilimindeyim. Beslenme söz konusu olduğunda bugün organik beslenme diye bir şeyden bahsedebilmenin ben kendi adıma çok doğru olduğuna inanmıyorum. Organik beslenme hikayesinin de en az işte ilaçlar, her türlü ilaç, sorumsuzca kullanılan ilaç bizi tedavi eder kadar çok hatalı bir bakış açısı olduğuna inanıyorum. Çünkü organik olabilmesi için bir ürünün gerçekten ama gerçekten bir sürü süreçten geçmesi gerekiyor ve günümüzde ben organik besinin çok ender bulunabileceğine inananlardanım. Doğal besin olabilir ama organik besinin çok zor olduğuna inanıyorum. Paketlemesinden çünkü nakliyesine kadar bir sürü alanda onu organik tutabilmek çok çok zor. Dolayısıyla buna çok inanmıyorum. O yüzden de yediğimiz besinlerin içinde ne yazık ki ne yaparsak yapalım tamamen saf, temiz halde besin bulabileceğimize dair benim çok 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 ciddi şüphelerim var. Yani biz işte evimizin yakınındaki bir yerden gidiyoruz, inekten sütü alıyoruz, eve getiriyoruz, kaynatıyoruz. Kendimiz yoğurdumuzu vesairemizi yapıyoruz. Ancak o sütün ben ne kadar gerçekten mükemmel olduğuna emin değilim. Çünkü ineğin yediği çimenin civarında ister istemez otomobiller geçiyor. Yani dolayısıyla çok mümkün değil böyle bir şey. Peki ne yapacağız diye ben bunu çok dikkat ettim. Ne yapabiliriz diye bunun üzerinde düşündüm ve kadim zamanların yaptığı çok basit bir şeyle aslında karşı karşıyayız. İşte otofaji dediğimiz çok basit, bugün otofaji diye bilinen bedeni bir süre aç bırakmanın ne kadar faydalı bir şey olduğunu hemen görüyoruz. Mesela benim gündelik işte biliyorsunuzdur belki gündelik benim beslenme tarzım günde iki öğün yemektir. Ha ama tabii bedeninizde bir sağlık problemi vardır. Hocam bu konuda lütfen bir kusurum varsa hatam varsa düzeltin beni. Yani ne bileyim şekerinizle ilgili bir problem vardır. Başka bir sebeptendir. Tabii ki o zaman belki daha farklı yemek söz konusu olabilir. Ancak görebildiğim kadarıyla, kendimde de uyguladığım kadarıyla işte günde iki öğün beslenmek gibi bir şey. Her bedene uygun olmayabilir diye bir daha bir ön koşul olarak koyuyorum bunu ortaya. Ve bedeni ve aynı zamanda da besin miktarını bir parça azaltmak ama kendimizi sağlıksız hale getirmeyecek miktarda azaltmanın çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Kanaatimce sağlıklı bir besinden çok yemek mi, sağlıksız bir besinden daha az sağlıklı bir besinden az yemek mi diye bana iki seçenek sunsanız, daha az sağlıklı bir besinden daha az yemenin beni daha sağlıklı hale getirebileceğini düşünebilirim belki. Ancak bununla birlikte besinin kalitesi çok önemli. İşte benim daha önceden bahsi geçen doktor olan ustalarımdan bir tanesi Zhang Fan her sabah kendisi pazara giderdi. Her sabah sabahın 5.30-6'sında kalkardı. Henüz daha hiç kimse pazara gelmeden pazara giderdi.
Kendisi asistanları, altında çok geniş bir ekip çalışıyordu asistanlarıyla, böyle bir işte 15-20 kişilik, 30 kişilik bir ekip çalışıyordu altta, diğer doktorlar vesaire. Hastanede giderdi, kendisi her sabah işte alınacak eti de, alınacak sebzeyi de vesaireyi de inceleyip konuşup o şekilde alır, çiğlerine bakardı, o şekilde alır gelirdi. Ve onlar belli bir şekilde pişerdi, klinikte, hastanede bizler onları yerdik. Ve tabii ki o beslenmenin etkisinin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Ama bu bambaşka bir alan, bambaşka bir bilim. Onun için de çok kolay değil. Çok konuştuğum için hocam, buradan size sözü bırakmak istiyorum. Tanrılaşma üzerine bir soruydu ama bir önceki soru, o konuşmada eksik kaldığına inandığım bazı şeyleri söylemek istedim. Hocam siz burada otofaji konusuna girmekle çok iyi yaptınız. Çünkü Yıldıray hocamın özellikle bu konuda bizlere söyleyeceği şeyler olacağını düşünüyorum. Ben Hocam. bir konu kaynamasın istiyorum. Siz Evet, şu ölümsüzlük diye bir şey tanrılaşma. Evet, sordunuz. ölüm. Evet. O konu kaynamasın. Ben o konuda bir şeyler söyleyeyim. O konuda da söyleyeyim, bu konuyu da söyleyeyim diye ben zaten o sorumun cevabını istiyorum Hangisini elbette. önce söyleyeyim? Şimdi Cem hocamın ardından otofajiyle Otofajiyi söyleyeyim. isterseniz Tamam, ben bağlantılı otofajiye gitsin. kendi hekim olarak deneyim sahibi olduğum organlar açısından bakayım. Ancak o konuda size bir şeyler söyleyebilirim. Genel, çünkü otofaji üzerine çok çalışmış, yayınlar yapmış bir sürü değerli insan var. Ama bugün işte açlığın faydaları, hangi aralıklarla yapılması gerektiği yeniden anlaşılmış gibi gözüküyor. İnsanlık iyice beslenme açısından ve metabolik açıdan batağa saplandığı için başka bir çözüm yok gibi duruyor. Belli bir süre, şimdi aşırı yemek yemek karaciğerin en önemli düşmanlarından birisi. Yani bu en azından alkol kadar, virüsler kadar, aldığınız kimyasal toksinler kadar karaciğere zararlı. Aşırı ve hızlı yemek yerseniz ne oluyor? Karaciğeriniz daha az oksijen bir ortamda çalışmak zorunda kalıyor. Arter kanı dediğimiz temiz oksijen getiren kan dolaşımı supresi olup azalıyor. Onun yerine oksijenden çok fakirleşmiş, tıka basa dolduğu için bağırsaklardan gelen kanla karaciğer çalışmak durumunda kalıyor. Bugün bu karaciğer yağlanması, karaciğer hastalıkları, zayıflığı, işte göbek saldım, kilo aldım, şişmanlıyorum gibi problemlerin çok önemli nedenlerinden birisi bu. Bir insanın ömür boyu salgılayabileceği pankreastaki enzim rezervi aşağı yukarı bellidir. Siz sık sık bol bol her şeyden yerseniz ve o enzimleri de sindirilmesi çok zor gıdalar için tüketirseniz bir süre sonra pankreasınız size hizmet etmeyecektir. O yüzden bugün ben insanoğlunun geçmiş yüzyıllardaki hemcinslerimize göre çok daha fazla yemek tükettiğini, yiyecek tükettiğini görüyorum. Gereksiz tüketim, daha güçlü olmak, daha çok yersen, daha çok vitamin alırsan daha güçlü olursun. Daha güçlü olup ne yapacaksın? Alem buysa kral ben olacağım. Yani bu infle edilmiş, şişirilmiş ego her konuda olduğu gibi yemek konusunda da maalesef karaciğeri ve pankreası oldukça yoruyor. Ama belli bir süre açlık sonrası insan bedenindeki gereksiz hücreleri arındırıp onları yok edip bir kısmı dalakla, bir kısmı yine bu enzimler aracılığıyla onların doğal yolla ölümünü sağlayıp onun yerine yeni hücre yapma kapasitesini devreye sokuyor. Ama bunu da yapabilmemiz için bizim genetik çoğalma, hücrelerimizdeki genetik çoğalma bilgisinin, DNA bilgisinin ve en önemlisi farkındalığımızın çok iyi olması lazım. Bu konuda çok da uzatmayacağım. Ben ölümsüzlükle ilgili bir iki cümle söyleyeyim. Çok merak ediyorum hocam. Asıl o konudaki zaten yorumlarınızı çok merakla Ya bekliyorum. bunun içine biraz Lütfen. inanç da giriyor, biraz deneyim de giriyor. Şimdi Peki. ben ismini tekrarlamadan Amerika'nın en zengin adamının örneğini vererek başlayacağım. Kendisi 90'lı yaşlarda vefat etti. Vefat etmeden evvel 7 defa böbrek nakli oldu. 3 defa kalp nakli oldu. 3 defa da karaciğer nakli oldu.
Yani bütün kuralları, şunları bunları alt üst ederek hayati organlarından eskiyenlerin o günkü kriterlere göre değiştirdikçe değiştirdi. Yani bu sistem işe yaramıyor. Bugünkü teknolojiyle, bugünkü bilgiyle. Sonuçta ölümsüzlük diye bir şeyin ben maddesel anlamda şu bedende var olduğuna inanmıyorum. Ama ölümsüz olan bir takım şeyler var. Ben bizlerin önceki yaşamlarını var olduğuna inanan birisiyim. Böyle bir deneyim de yaşadım. Ama bunların insanın farkındalığı ki en önemli silahı bence bugünümüzün insanının bu farkındalık ve bilinç olmalı. Biz maddesel olarak bu dünyadan çekilip gittikten sonra da farklı bir şekilde tekrar bize aktarılan ruhsal ve spiritüel bilgiyle bir yerlerde bir şekilde devam edeceğiz. Ama eğer ben bu hayatta görevimi, derslerimi iyi yapıp karnemi güzel doldurursam da artık bir daha gelmeyeceğim diye düşünüyorum. Niyetim de o. O yüzden hizmetimi tam güzel yapmaya çalışıyorum. Bu önceki yaşam üzerine çalışmış, bunun terapilerini yapan çok değerli bir Hollandalı dostum oldu. Onunla belli bir süre çalışma ve beraber olma şansı da elde ettim. O yüzden kendi önceki hayatlarımda ne olduğumu, ruhsal akışımın nereden gelip nereye gittiğini az çok deneyimledim. O insana çok büyük farklı bir kimlik ve şey katıyor, güç katıyor. Ve gerçekten deryada bir kum olduğunuzu anlıyorsunuz. Çok uzun bir öykü olduğunu. Bu Edgar Cayce vardır. O Amerika'nın çok popülerize ettiği yarı medyum, yarı böyle falcı gibi görülen kişi. O mesela hep şey yapmıştır. Near death experience, ölüme yakın experience. Yani solunumunu, kendisini belli bir ortamda yatırıp aslında derin bir meditasyona geçtiğini anlıyoruz oradan biz. O farkındalıkla sanıyorum gamma beyin dalgalarına da sahipti. Farklı katmanlardan farklı bilgileri alıp insanlara aktarabiliyordu. Bugün o Tibet'teki rahipler de bu gamma dalgalarını geliştirmek için uzun yıllar bir takım seremoniler, eğitimler, terapiler yapıyorlar. Bizler bu tür olaylara çok zor ulaşıyoruz. Ve aslında biz ne bir kuş kadar net görebiliyoruz, ne bir kedi kadar net görebiliyoruz, ne bir köpek kadar duyabiliyoruz, ne bir sırtlan ya da işte o tür familyalar gibi koku alabiliyoruz. İnsan dediğimiz canlı aslında evrende olan bitenler içinde çok dar bir alanda, çok sınırlı bir alanda farkındalığını ve varlığını sürdürebiliyor. Ama bizim dışımızda da olan biten gerçekten bunun içinde ciddi farkındalık çalışmaları, meditasyonlar gereken bir evren var, kozmos var. Bunların bilincine sahip olmak ancak bence böyle bir eğitimden geçerek, böyle bir seanstan geçerek mümkün. Ben ölümsüzlük olduğuna inanmıyorum. Ama bana ait bilginin, bana ait ruhsal yapının ölmeyeceğine de inanıyorum. Harika. Ağzınıza sağlık hocam. Ben de müsaade ederseniz bir iki katkıda bulunayım bu söylediklerinize. Şimdi geçmişte ben bundan 30 sene, 25 sene önce, 30 sene önce halen dersler, o zaman da dersler verirken bana sık sık derlerdi ki ya sen işte reenkarnasyona inanıyor musun? Ben de derdim ki reddetmiyorum ama henüz inanç düzeyinde değil çünkü ilk elden bir deneyimim yok benim bu konuda. Ama bir gün deneyimim olduğunda size diyeceğim ki evet ben bunu deneyimledim ve bu sebepten dolayı ben buna inanıyorum. Ama bu oluncaya kadar reddetmiyorum. Fakat tabii ki bizim camia çok böyle farklı duymayı çok sever çünkü çok inançla yoğrulmuş bir camiadır. Dolayısıyla benim adım ya bu adam zaten reenkarnasyona falan inanmaz diye çıkmıştı zamanında. Oysa benim bakış açım son derece netti. Gerçeği bulmaya çalışıyorum. Bunu kendimi kandırmadan yapabilir miyim acaba? Çünkü çok çok müsait bu alan insanın evet. Kendini kandırmasına. Ancak zaman içerisinde tabii benim de işte meditasyon vesaire gibi bir takım deneyimler sonucunda keşfettiğim durumlarda bugün bana sorduğunuz zaman reenkarnasyon var mıdır deseniz derim ki evet
ama hani sizi ikna etmeye çalışmam ama evet ben biliyorum böyle bir şeyin var olduğunu. Ve günümüzde yapılan tabii inanılmaz aynı zamanda bu konuda araştırmalar var artık. Yani bu konuda çok çok ciddi araştırmalar var. Bilimin, bilimsel tekniğin çok önemli özelliklerinden bir tanesi de gözlemle yalanlanabilir olması gerektiğinden bahsedilir. Yani bir iddia vardır. Siz bu iddiayı gözlemle yalanlayabiliyorsanız bu iddianın geçersizliğini kanıtlayabilirsiniz. Bu tür alanlar çok yakın bir zamana kadar gözlem yapılamayan alanlar olduğu için de yalanlanamayacak alanlardı. Dolayısıyla doğruluğu ya da yanlışlığı çok muğlak kalan alanlardı. Ancak bugün ortaya bu araştırmalar sonucunda, yani çok basit bir şekilde YouTube'a vesaireye girer, aklı başında bir takım araştırmalara bakarsanız görüyorsunuz zaten bunu. Hatta benim bundan birkaç sene önce Türkiye'ye gelmesi için aracılık yaptığım çok değerli bir Budist rahip olan bir arkadaşım vardı. Bu arkadaşım doğduğunda daha 3 yaşında bir çocukken Budist sutraları, ki çok zordur, Pali dili, günümüzde konuşulmayan bir dil, ölü bir dil. Bu dilde 3 yaşında çocuk bu sutraları ezberden okumaya başladı, ses kayıtları var. İşte 6-7 yaşlarına kadar bu sutraların tamamını okudu bu çocuk, ses kaydedildi. Bugün gerçekten çok değerli bir Budist usta, aynı zamanda Sri Lanka'da yaşıyor kendisi. Ve işte hatırlıyor, işte şöyle oldu, böyle oldu diye her şeyi anlatıyor. Çok onun ayrıntısına girmeyeyim. Ancak bilincin bir tür kayıt edilmiş teyip gibi, kaset gibi çalıştığını, dolayısıyla kaydedilmiş şeyleri bu yaşamda tekrar harekete geçirdiğini anlatıyor. Buna benzer o kadar çok örnek var ki, yani bunları o yaşta bir çocuğun ezberlemesi, öğrenebilmesinin herhangi bir ihtimali yok. Yani mümkün değil zaten böyle şeyler yapabilmesi. Bunun gibi çok ilginç araştırmalar var, inanılmaz araştırmalar var, yalanlanabilecek araştırmalar. Örneğin işte bu konuda araştırma yapan bazı psikiyatlar, bunlarla ilgili gene belgeseller vesaire var. İşte 2. Dünya Savaşı'nda diyor ki ben uçak pilotuydum, öldüm, adım şuydu, uçağımın numarası buydu, düştüğü yer burasıydı diye. Kurcalıyorlar, bakıyorlar, bunu 6 yaşında çocuk söylüyor. Gerçekten o savaşta bu şeyli, bu seri numaralı bir uçak, içinde gerçekten de bu adamın olduğu bir uçak, işte oralarda bir yerde düşmüş. Ama nerede düşmüş bilmiyorlar. Çocuğu alıyorlar, gidiyorlar. Denizin ortasında çocuk bir yere geldiği zaman titremeye başlıyor. Burada diyor, bakıyorlar, uçak gerçekten de orada ve çocuk bir önceki yaşamda bir kendi şeyini, düştüğü uçağı buluyor gibi böyle bir takım kanıtlar var. Dolayısıyla bugün yalanlanabilecek bazı şeyler bu arada. Yani gözlemle yok ya bu doğru değil diyebileceğimiz bazı şeyler var. Üzerinde bunun çok daha ciddi çalışmak gerektiğini, çok daha ciddi bir şekilde bunun üzerine eğilinmesi gerektiğini, bence bilim çevrelerinde bunun ciddi olarak üzerine eğilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de sizinle hemfikirim. Fiziksel bir ölümsüzlüğün mümkün olduğuna inananlardan değilim hiçbir şekilde. Kaldı ki bütün kültürlerde, özellikle Çin kültüründe bunun için çok çalışma yapılmış. Hatta bu çalışmalar için dışsal iksirler kullanılmış. Simya diyoruz biz bunlara. İçsel simya ve dışsal simya diye ikiye ayırıyoruz. Dışsal simya ile bunun üzerinde çok çalışılmış. Hatta bu çalışmaların sonucunda eroin gibi bir takım, tofu gibi de, eroin gibi de bir takım yan ürünler geliştirilmiş, keşfedilmiş. Çok ilginç bir şekilde. Ya da bazı mantar türleri sağlığa karıştırabilecek şeyler keşfedilmiş. Eroin sağlığa faydalı değil tabii ki. Ama en nihayetinde keşfetmişler ki ya bu dışsal simya ile olmuyor, içsel simyaya ihtiyaç var. İçsel simya nedir diye baktıklarında, içsel simyada çok özetle, iyi bir defa duygular, erdemli duygular, şefkat gibi, cömertlik gibi erdemli duygular, yaşamsal enerjinin güçlenmesi gibi şeylerin bize bunu sağlayabileceği keşfedilmiş. Öte yandan Budist açıdan baktığım zaman, benim temel çalışma alanım bu tarafı olduğu için, o açıdan baktığım zaman da zaten ölümlülük diye bir şeye inanamıyoruz aslında. Çünkü bilinç akışının sürekliliği var. Bilinç akışı sürekli olduğu için başlangıçsız bir zamandan sonsuz bir zamana doğru gidiyor. Ve zaten ölümsüzüz bir anda baktığınızda. Sadece şekil değiştiriyoruz sürekli olarak. Farklı varoluş boyutlarında yeniden var oluyoruz. Ve yine siz diyorsunuz ya işte bunun dışına çıkmak, aynen öyle. Zaten Budist Dharma'nın temeli, biz buna samsara diyoruz içinde bulunduğumuz bu doğup ölme çarkına. Bu çarkın bizi dışarıdan çıkartabilecek işte bir yöntem üzerinde çalışıyoruz. Yani bir şekilde nasıl bu çarktan acaba kurtulabiliriz? Nasıl buradan dışarıya çıkabiliriz diye.
Bu anlamda günümüz insanın tabii bu kendini ölümsüzleştirme hevesi aslında ölümsüz bir ego yaratmayla eş anlamlı olmaya başlıyor. Fakat ego her zaman ölümlüdür. Oysa insanlar ölümsüz ego yaratmaya çalışırlar. İşte bugün belki yapay organların keşfiyle, belki yarın öbür gün dijital bir ortama bilincimizi aktarmakla, bu ne kadar mümkün olur gerçekten bilmiyorum. Bütün bunları aktarmakla belki, emin olmamakla birlikte, belki bu sürekliliği bir formda sağlayabiliriz. Ki çok uzak bir ihtimal gibi geliyor bana bu. Ama bu korkularımızı arttırmaktan başka büyük bir ihtimalle, açgözlülüğümüzü ve korkumuzu arttırmaktan başka muhtemelen bir işe yaramayacaktır. Çünkü biz bunu aslında ölümsüz olduğumuzu ya da işte bu yeniden aslında var olduğumuzu anlayamadığımız zaman ölüm de bizim için çok ciddi, çok büyük bir engel olarak karşımızda duruyor. İşte sizin bahsettiğiniz Tibetli rahiplerin yaptığı meditasyonlara benzer bir takım meditasyonları bizler çalıştığımızda canalar dediğimiz bilincin işte sonra gamma dediğiniz düzeylerin çok daha ilerisinde çalıştığı, yani artık saniyede bir dalga gibi düzeylere indiği, hatta tamamen durduğu bir takım yerlere giriyoruz. Yani artık hiç dalga yayınlanmıyor beyinde. Böyle baktığınız zaman işte ölmüş olması lazım o beynin, ama öyle değil. Biz her şeyin farkındayız, her şeyi deneyimliyoruz. Bu cana deneyimi yaşadığımızda, bu çok güzel bir deneyim bu arada, çok mutlu, çok keyifli bir deneyim. Bunu yaşadığımızda near death experience yaşamış olanların, ölüm eşiği deneyimi yaşamış olanların tanımladıklarını yaşıyoruz biz o sırada. Işık diyorlar, biz de ışık görüyoruz. Nimit de bunun adı. Işığı görüyoruz. İşte tünel diyorlar, vesaire diyorlar, mutluluk hissi diyorlar, neşe diyorlar. Her şeyi zaten deneyimliyoruz orada. Ve o zaman o meditasyona oturduğunuzda görüyorsunuz ki zihin o sıfır dalga diyeceğim ya da bir dalga diyeceğim yere girdiğinde olan şey şu oluyor aslında. Şimdiki zamanla eş zamanlı hale geliyoruz. Çünkü bizim algımız hep gecikmeli geliyor biliyorsunuz. Şimdiki zamanı hep biz gecikmeli algılıyoruz. Ama hikaye anlatan zihni devre dışı bıraktığımız zaman şimdiki zamanla eş zamanlı hale gelmeye başlıyoruz. Bu olunca da zihnin gerçek doğasını gördüğümüzde zaten o doğa ölümsüz ve bu kadar keyifli bir şey. Ve ölümde de büyük bir ihtimalle deneyimlenen durum buna çok benziyor. Yani bizim Nimitta görmemiz gibi çok benzer bir durumla karşı karşıya kalıyoruz ölümde de. Bu alan gerçekten çalışılması gereken bir alan, çok değerli bir alan. Bu alanı bilmediğimiz zaman sahte tanrılara dönmeye başlıyoruz. Talepkar tanrılara, sahte tanrılara dönüyoruz. Benim en korkutan şey beni talepkar tanrılardır. Talepleri hiç bitmeyen, müritlerinden sürekli bir şey isteyen tanrılardır. Bizler de talepkar tanrılara dönüyoruz. Bundan 20 küsür sene önce galiba ilk defa bir yaşam fuarlarının ilki, o zamanlar adını şimdi unuttum, festival. İlk yapıldığında ben de birkaç sene açılış konuşmasını yaptım. Kulakları Çınlasın, Ender Saraç'ın denetiminde yapılıyordu o zaman ilk 1-2 sene. Orada ben açılış konuşmalarını yaptım. İlk açılış konuşmasını hatırlıyorum. Aklımda hiçbir şey yok. Sahneye çıktım. Karşımda bayağı kalabalık bir kitle var. Belki 500 kişi, belki 600 kişi. TÜYAP'ta yapılıyordu o zaman. Ve ilk söylediğim şey şu oldu. Buraya bakıyorum ve ölümsüz insanlar görüyorum dedim. Burada herkes ölümsüz dedim. Tabii insanlar çok mutlu oldular bu lafı söylediğinde. Dedim ki ama bir tek ölümlü ben varım burada. Çünkü hiç kimse öleceğinin farkında değil, ben öleceğimin farkındayım. Dolayısıyla çok farklı yaşıyoruz hayatı sizin. Özellikle şu an çok farklı yaşıyoruz. Ölecek bir insanın, ölümün bilincinde olan bir insanın hayatı yaşamasıyla öleceğinin farkında olmayan bir insanın hayatı yaşaması arasında çok ciddi farklar var. Öleceğinin farkında olmayan bir insan bu hayatı yaşadığında talepkar tanrıya dönüşebiliyor. İşte sizin biraz önce anlattığınız gibi daha çok yiyeyim, daha çok arzularımı tatmin edeyim, her şey bana mübahtır, mübah olması lazımdır diye bu şekilde yaşıyor ve bu da aslına bakarsanız ölüme ve ızdıraba götüren yol bizim. Onun için ölümsüzlüğe ulaştıran yol ızdıraptan geçmiyor gördüğüm zaman. Zaten mutluluktan ve neşeden geçiyor. Bunu başardığımız zaman zaten bu ölümsüzlüğe, bu işte iyi olma haline ulaşıyoruz. Tanrı olmuyoruz belki ama çok değerli bir şeye ulaşıyoruz. Daha bilge, daha gerçek doğamızla yüzleştiğimiz bir yere gelebiliyoruz. Handancığım, herhalde burada sözü sana bıraksam iyi olacak. Yoksa sabaha kadar hocam, konuşacağız. Çok güzel söyledi. Handan Hanım, izin verirseniz çok küçük bir araya girebilir miyim? Çok kısa. Lütfen hocam. Lütfen, çok lütfen girin. Mutlu olurum. Buyurun. Şimdi önceki yaşamlardan bahsetmişken bir katkısı olur mu bilmiyorum. Şimdi meridyenlerimizde inanılmaz bilgi saklı ve ekstraseller matrisimizde de bilgi saklı. Aslında bilgi bankamızın ana kaynağı da DNA'mız. DNA'yı açtığınız zaman güneşe kadar 6 defa gidip geliyor. Bu kadar gizemli bir yapı. Ve başlangıçta da
hep DNA'mızın değişmeyeceği, statik olacağı kabul ediliyordu. DNA evriliyor, değişiyor. Daha insanın kullanmadığı DNA'sının önemli bölümleri de var. Bunların aktivasyonu ile ilgili bir takım kadim öğretiler var, çalışmalar var, birçok şey var. Şimdi bu bilgiyle bir insanın sağlık problemlerine yaklaşırken bazen o anki, o bedendeki bir takım problemleri yorumlarken bazen bir şeyler bulamıyorsunuz ama bir şeyler hep ters gidiyor. Eğer o farkındalığı ya da o donanıma sahipseniz bazen bunun önceki hayatlardan bir blokaj, bir engel olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ve eğer yine o öğretiye sahipseniz onun kilitli, paketlenmiş olduğu meridyen noktasını ya da akupunktur noktasını bulup onlarla ilgili çalışma yaparak bu karmik dediğimiz engeli ortadan kaldırabiliyorsunuz. Bu da bence çok önemli bir konu. Fakat şöyle bir tehlikeli tarafı da var. Bunu yapıyorum diye çok spekülasyona uğramış, çok suistimal edilmiş bir sürü insan da var. Yani bu konuda ben etkinliği ve yetkinliği olan çok az insan olduğunu biliyorum. Bunu ülkemiz için özellikle söyleyebilirim. Dünyada da çok fazla insan yok. Ama bunun da pratik sonuçlarını görüp, bulup, uyguladığım ve sonuç aldığım için çok rahatlıkla ifade edebiliyorum. Bu da insan sağlığı için önceki hayatlardan kendisine aktarılan bilgi ve miras bazen çok iyi şeyler olabiliyor. Bazen de o insanın sağlığını bedensel, akılsal, ruhsal bozabilecek çok olumsuz şeyler de olabiliyor. Bunları ayırt etmek, bunları çözmek çok ciddi bir eğitim, ustalık ve çok ciddi bir farkındalık gerektiriyor. Kesinlikle çok ince bir çizgi hocam burası benim gördüğüm kadarıyla. Ve sizin de çok haklı olarak söylediğiniz gibi çok manipülasyona ya da yanlış anlamaya çok müsait ve yapan kişinin art niyeti olmasa dahi kendini kandırabilir ve çok tehlikeli bir noktaya girebilir. Evet. Onun için gerçekten çok ehil olmak gerekiyor, çok doğru olmak gerekiyor bunu yaparken. Çünkü işte anı ekmek diye bahsedebileceğimiz bir durum var. Geçtiğimiz işte 15, 20, 30 sene önce bunun mesela çok büyük sıkıntıları yaşandı. Geçen gün bir konuşmada anlattım. Bir dönemde işte çocukluğunda tacize uğramış insanlar vakası ortalıkları kasıp kavurmaya başladı. İşte kızcağız gidiyor diyor ki babam bana tecavüz etti, abim bana böyle yaptı filan. Şimdi çok uzatmayacağım ama daha sonradan bakıyorlar ki işte derinleştirilmiş travma tedavisi ya da anı tedavisi gibi tedavilerde ki bir açıdan bu geçmiş yaşam terapilerini de çok andırıyor. Orada olmayan anılar oradaymış gibi bilince verilebiliyor. Çünkü bilincin böyle bir tuhaflığı var. Dolayısıyla da biraz manipüle ederseniz onu ben geçmiş hayatta Kleopatra'ydım demek çok çok müsait bir hale gelmeye başlıyor burada. Sonra burası çok sıkıntılı bir yer. Onun için işte tabii böyle de bir takım hatalı kullanımlar olduğu zaman çok da olarak aslında iyiye gidebilecek bir şey çok fena yaftalanabilir hale geliyor. Onun için her alanda olduğu gibi işte tıpta da olduğu gibi bu alanda da gerçekten ehil insanın oluşması doğru bu işte becerikli insanı bulabilmek anladığım kadarıyla çok çok önemli. Evet. Eğer doğru yöntem ve doğru kişi varsa ortaya çok değerli sonuçlar çıkacağına kesinlikle katılıyorum. Çok önemli yani burası. Handancığım sendeyiz. O kadar keyifli bir sohbet oldu ki zaman olarak 1,5 saati doldurduk gibi. Onun için sizi dinlemeye doyum olmaz ama toparlayarak bir son söz vermek istiyorum her ikinize de. Sağlıklı yaşamak mı, doğru yaşamak mı dedik? Sağlıklı olmak mı, doğru yaşamak mı dedik? Ve bunun üzerine çok değerli bilgiler aktardınız bize. Dinleyenlerimiz için en önemlisi şudur bana göre diyeceğiniz birkaç cümleyle bitirelim diyorum oturumumuzu.
Yıldıray Hocama mahsustan ikinci söz hakkını vereyim ki bu sayede birazcık dinlensin. Ben hemen konuşarak başlayayım. Öncelikli çok olarak... gençsiniz, enerjiniz de çok iyi o yüzden... Yok canım, o kadar değil. O kadar da değildir hocam. Siz çok şey görünüyorsunuz, genç ve güçlü, sağlıklı görünüyorsunuz. Herhalde aramızda en fazla 3-5 yaş vardır diyeceğim. Evet, şaka yapıyorum. Herhalde ben sizin daha küçüğünüzümdür. şimdi ilk olarak Yıldıray Hoca ile ilk defa tanıştım ve sohbet etmek gerçekten çok keyifli. Bunu keşke hani zaman sınırı olmayan ve rahat rahat sohbet edebildiğimiz bir anlamda biraz daha beyin jimnastiği yaparak yapabilsek, dilerim bir gün öyle bir fırsat da olur. Çok harika olur. Çok faydalandım. Çok faydalandım gerçekten Yıldıray Hocam'ın sözlerinden. Çok çok teşekkür ederim. Öncelikle onu söyleyeyim. Ondan sonra devam edeyim. Valla bu enler falan biliyorsun beni hep çok zorlayan şeylerdir. En, tanım, şu. Onun için çok zorlar. Onun için en önemli şeyi söylemek zor. Ama hani en önemli şeydir ne deseniz. Hani bana ya bu hayatta yaşayacağım işte bir defa sağlıklı olmak mı yoksa işte mutlu olmak mı, bütün bunları aynı zamanda bana söyleseniz. Bu hayatta en önemli şey nedir diye söyleseniz herhalde derdim ki ya tatmin olabilmek çok önemli bu hayatta. Tatmin hissedebilmek kendimizi çok çok önemli derdim. Çünkü pek çok problem, ne bileyim arzularımızı ahlaki olmayan yöntemlerle ya da yanlış yöntemlerle, kendimizi tüketecek yöntemlerle tatmin etme çabası da gene, yani peşinde koşmamızın sebebi de gene tatmin olma arzusu. Ya da bir şeyleri itmek, kötülemek, zarar vermeye kalkmak da gene bir formda tatmin olmaya çalışmanın, tatmin olma arzusunun bir sonucu olarak açığa çıkıyor. Dolayısıyla hayatta tatmin olabilmek çok çok önemli ve tatmin de maalesef mümkün değil çünkü biyolojimiz buna ters. Yani varoluşumuz buna ters. Tatmin olamıyoruz. Eğer tatmin olsaydık yediğimiz ilk güzel yemekten sonra bir daha yemek yemezdik ve ölürdük. İlk cinsel deneyimimizden sonra bir daha herhangi bir şekilde cinsel işlerimiz olmazdı ve üreyemezdik büyük ihtimalle. İnsanlık sona ererdi. Onun için insanın temeli, biyolojinin temeli, varoluşun temeli bir formda aslında tatmin olamamak üzerine kuruldu. Oysa bunun çok iyi farkında olmak lazım. Yaşam sadece insanlar için değil, tüm canlılar için. Tatmin olamamayı hayatın devamlılığı için bir strateji olarak ortaya koymuş durumda. Onun için zaten tatmin olamayacağız. Bu kadar basit. Onun için zaten tatmin olamayacağımızın bilincinde nafile tatmin çabaları, tatmin olma arzusu içerisinde koştuğumuz zaman çok fazla denklemin bir tarafına ya da bir tarafına savruluyoruz. Oysa bütün geçmiş bilgelerin bize öğrettiği şey, sadece Buda'nın değil, bütün geçmiş bilgelerin bize öğrettiği şey, hakikatin daha çok ortalarda bir yerlerde olduğu, yani daha merkeze yakın bir yerlerde olduğu. Merkez çok ilginç bir yer. Merkeze vardığımızda, ki burası biraz nötr bir alan, şimdiki zaman gibi, merkeze girdiğimiz zaman zihnimizde itme ve çekme yaşatmadığımız zaman, yani bu itme ve çekme açgözlülük ve öfkedir, açgözlülük ve nefrettir ya da açgözlülük ve rahatsız olmaktır. Bu ikisinden uzaklaşmaya başladığında zihin çok ilginç bir yere giriyor. Biz bu yere halinden memnun olmak diyoruz. Halinden memnun olmak bir sürü problemin anahtarı aynı zamanda, bir sürü şeyin sırrını oluşturuyor. Bir Latin sözü var yanlış hatırlamıyorsam, bakayım hatırlayabilirsem, doğru söyleyebilirsem. Medicae curat natura sonat olabilir Latince. Yani tıp tedavi eder, doğa iyileştirir diye bir laftır. Yani sonuçta bütün iyileşme, bütün iyi olma hali aslında doğanın içerisinde var. Ama bunu söylerken tıp olmamalı ya da ne bileyim işte meditasyon olmamalı gibi bir şey söylemiyorum. Ama buradaki doğa ile kastedilen şey kendi iki tarafa savrulmayan, zihnimizle daha sonradan öğrenilmiş arzularla bozulmayan o özgün halimize geri dönebilmek. Bu hal işte o aşırılıkların olmadığı ortada bir yerde duruyor. Çok değerli bir yer burası. Aynı zamanda tatminin bu anlamda arzuları tatmin ederek tatmine ulaşmanın mümkün olamayacağını fark ettiğimizde halinden memnuniyet dediğimiz bir yere giriyoruz. Bu yerin nitelikleri, çok buraya girdiğiniz zaman görüyorsunuz. Burada bir takım nitelikler var. Bunun aynı zamanda zihnin gerçek hali olduğunu görüyorsunuz. Buraya girdiğiniz zaman şunları deneyimliyorsunuz. Burada derin bir şefkat var. Derin bir cömertlik var. Neşe var. Bu neşe hediye aldığımızda hissettiğimiz neşe gibi neşe değil. Var olmanın neşesi var.
mutluluk var. Ve bu hem bedensel gevşemeyi hissettiriyor hem de zihinsel gevşemeyi hissettiriyor. Çok ilginç. İşte stres üzerine ben yıllardır çalışıyorum. Kendi ihtiyaçlarımı da karşılayabilmek için çocukluğumdan beri stres üzerinde çalışıyorum. Ve gördüğüm şu ki dışarıdan uygulanan tekniklerle gevşemeye ulaşmanın bir yolu yok. Yani işte bedenimi gevşettim, ilaç aldım gevşettim. Böyle bir şey söz konusu değil. Gerçek gevşeme ancak doğru duygularla, doğru düşüncelerle mümkün olabiliyor. O bedeni de gevşetiyor zaten. Ve aynı zamanda işte bu alana girdiğiniz zaman bu gevşemeye müsaade eden bir iyi duygular karışımı var. İşte o zaman o arada bir yerde olduğunuz zaman, o güzel duyguları hissettiğiniz zaman bizim tatmin olma peşinde koşarken elde etmeye çalıştığımız her minik hazın aslında gerçek mutluluğun, zaten bizde olan mutluluğun çok zavallı kopyaları olduğunu görüyoruz. Hani tam şey hikayesi gibi, simyacı hikayesi gibi evimizin bahçesinde hazine duruyor ama biz dünyada hazineyi arıyoruz. Onun için galiba en doğru olan içe doğru bu yolculuk diye düşünüyorum. Bizi bu tatmine ulaştıracak olan bu yolculuk diye düşünüyorum. Herhalde en önemli olan şey bu olabilir diye bir düşüncem var. Yıldıray Hocam, bilmem siz ne düşünürsünüz. Sizden de çok duymak isterim. Ben de yine kısa bir tanım yapıp kendi cerrah kimliğime dönmeyi tercih edeceğim. Çünkü benim çalıştığım alanla ilgili çok az şeyler konuştuk. Genel olarak değişikliklerden, değişik öğretilerden, tartışılan konulardan bahsettik. Şimdi insanoğlu yaratılışta kendi kendini iyileştirebilen, kendini yenileyebilen, kendini iyi hissedebilen bir canlı. Buna hekim olarak bize ilk öğretilen buna engel olma. Buna daha kötü yapma. Önce anla. Önce zarar vermedir. Ben hala bu aşamadayım. Öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü bu öğrenmenin de bence sonu yok. Ama insan sağlığının ne yazık ki son dönemlerde, son yıllarda özellikle yani bu kapitalist ve vahşi anlayışla ciddi bir ticari meta konusu haline geldiğini, bundan bu konuda çok ciddi bir bilgi kirliliği, bir anarşi ve bir kaos yaratıldığını da görüyorum. İnsanların bundan zarar gördüğünü, boşu boşuna ameliyatlar olduğunu, bir sürü ilaç içtiğini, neredeyse sokakta botoksuz az insan gördüğünüzü, daha neler neler. Yani tıp bir yandan özel güzel bir şeyler yaparken bir yandan da aynı ivmeyle kirlenmeye ve bir dejenerasyona doğru gidiyor ama yine de İyi şeyler adına ümit var olmak lazım. Sağlık bazen hep keyifler iyiyken tanımlanan, akla gelen bir şey. Ben cerrah olarak kendi mesleğimde o drama ve trajedi tarafını çok sevdim. Çünkü her tarafı paramparça olmuş, ölmek üzere olan ve kanlar içinde olan bir insana sadece müdahale edip onu hayata döndürmek için ekibinizle çok kısa bir zamana, çok hızlı olmaya, çok doğru karar vermeye ve doğru işler yapmaya ihtiyacınız var. Bu da sağlığın ayrı drama ve trajedi tarafı. Bizim karaciğer nakli yaptığımız hastaların %90'ının artık ölümle yüz yüze geldiğini görüyoruz. Biz başka hiçbir yaşam şansları yok. O yüzden böyle çok ciddi ve dramatik, çok trajik bir ameliyatı göze alıp yeniden bir yaşam umuduyla hayata başlıyorlar. Bir başkasının organı onlarda yaşıyor. Organların bilgileri, duyguları olduğunu biliyoruz. Buna ait de değişik deneyimler, değişik gözlemler yapıyoruz ama bugün için bunları anlatmanın, bu derin konuya girmenin anlamı yok. Ben karaciğer, pankreas ve safra yolları ve dalak, bu hepatobiliyer sistem dediğimiz sistemi daha cerrahi asistanken sevip ilgi duymuştum ama bu sistemle ilgili böyle 35 falan sene geçirdikten sonra şunu öğrendim. Aslında güneş dediğimiz şey burada, solar plexus ismi üzerinde. Dalak diyoruz anne. Pankreas sevgi organı. Yediğimiz her şeyi sindiriyor. Acıları sindiriyor, içine atıyor. Karaciğer baba, büyük ruh. Şimdi bütün ailem benim burada aslında. O yüzden bu organlar çok gizemli. Bu organlara iyi bakmanın yolu ise gerçekten önce egomuzu ve kendimizi terbiye etmekten geçiyor, itmekten geçiyor. Yani bedensel eğitim, ruhsal eğitim, akıl eğitimi, bunlar için ciddi çalışmaya gerek var. Açgözlü olmamayı becermemiz gerekiyor. Öfke duymamayı öğrenmemiz gerekiyor. Karaciğer bütün kasları, tendonları yönettiği için kaslarımızı kullanarak egzersiz yapmamız, onlarla
homojen hareketler, değişik hocamın da dediği gibi Qigong gibi değişik şeylerle enerjimizi dağıtabilmeyi öğrenmek gerekiyor. Ben de bana konuşma fırsatı verdiğiniz için Handan Hanım çok teşekkür ediyorum. Hocamla sohbete ben doyamadım. Daha değişik konularda, daha derin sohbetlerle de gerçekten birlikte olmayı umuyorum. Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Ben de çok mutlu olurum. Sizin derin bilgilerinizden, bilgiliğinizden faydalanmayı çok isterim gerçekten. Çok sağ olun. Evet. Handancığım, sana da çok teşekkür ediyorum bizi Yıldıray hocamla bir araya getirdiğin için. Çok muhteşem gerçekten. Çok teşekkür ederim. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Herkinize de gerçekten teşekkür sözcüğü duygularımı yeterince ifade etmez. Son derece dolu dolu bilgilerle aktardınız, paylaştınız gayet cömert bir şekilde ve aslında anlattığınız her şey farklı perspektifte anlatılıyor gibi görünse de aynı şeyleri anlattınız. Ve bu anlatımı farklı açılardan iki ustadan dinlemek çok ilham verici. Defalarca dinleyeceğimiz bir kayıt olacak bu. Çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı olmak mı? Biz de teşekkür ediyoruz. Doğru yaşamak mı? Başlığı altında bize farkındalığı, iç yolculuğumuzu çok ilham veren bir şekilde çok temelleriyle göstererek sunduğunuz için eminim dinleyen herkesin de çok faydalandığı bir sohbet oldu bu. Çok teşekkürler zamanınız için. Çok, sağ olun. Çok teşekkür ederim ben de. İyi akşamlar. Teşekkürler.